Hiç umurumuz olmaz ya. Diyorum yanlış anlamayın. Kurumun menfaatleri olduğu yerde kim olursa olsun ezip geçeriz ya. Bu annet söylüyor. O da yağ sanayinin satılma sürecini. Çok bu kamuoyuna çok tartışıldı. O süreçte buradaki idareciler, yöneticiler bir kuş parasını alamıyor idi. Bunun üçüncü icra müdürlüğü. Şekerbank icra işlemlerini fisko birliğe, bakın benim dönemimle ilgili bir hadise değil. Benden önce başlattı bir icra işlemi. Benden önceki bir borçla ilgili ya. 27.03.2009, 27.03.2009 sahne haciz ihbarnameleri diyor. Altında da arkadaşlar bir sürü şey var da en temel söylüyorum ben. Orada yağ sanayinin bütün hisseleri. 2009 tarihli ya. 2010 Şubat tarihli de satış günü almıştı Şekerbank ya. Bakın sadece orada yağ sanayiyle ilgili değil. Fisko birliğin para yapabildiği bütün gayrimenkullerle ilgili ya. Dolayısıyla biz o süreçte orada yağ sanayinin gayrimenkullerini satarak aslında fisko birliğin tamamını kurtardık ya. Şimdi, yani üretici parası ödeyemeyen, personel parası ödeyemeyen, yönetim kurulu parası ödeyemeyen, tabiri caizse hiçbir şey yapamayan bir fisko birlikten bugün demek ki yeni bir şey yapma durumuna geldik ki bunun aslında fisko birliği sevenler tarafından takdir edilmesi lazım yani. CHP il başkanı öncelikle yapacaksa gidecek il başkanına. Bir dakika kardeşim diyecek ya ne bu ya fisko birliğinin bir sürü ailesi var. Hepsini de hizmet anı koymuşsun ya. Çok ayıp ya tabii değil mi? Bu meseleler üzerinden kaldı ki yanlış meseleler, doğru işler üzerinden değilsiniz. Bunun üzerinden yani AK Parti iktidarına yükleniyor olmak, şimdi benim o zaman dururken AK Parti savunuculuğuna itiyorsunuz. Üstündeki meselelerin, sıkıntılarının büyük kısmı Giresun Belediyesi'nin uygulamayla ilgilidir. Şimdi söylüyorum onu. O da CHP'lidir ya, hatırlayabilir miyim ya? İşte fisko bulunan genel müdürü burada olacak ya. Böyle bir derdimiz yok bizim ya. Olmadı da şimdiye kadar, onu söyleyeyim ya. Özel sanayi açılıyor, bulanacak. Giresun ikinci orta sanayi. Biliyorsunuz ha bunu ya. Biz önce 50 dönem olan yeri istemişiz ya. 50 dönemden aşağısı yetmez demişiz ya. Bize 30 dönemi ikna etmişler ya. Daha 30'dan fazla veremeyiz demişler önce ya. Yok. Dedik ki ya bari kırmada ciddi sıkıntımız var. Yeni bir şey buraya yapmayalım yani. Organ sana yapalım ya. Ama yok adam.